akşamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben iyiyim. Biraz yorgunluk var. Olacak. Soğuk hava iki gündür. Ne yapacağım bugün? Hiç aklımda yoktu gerçekten. Müzeyen arkadaşım pazar günü bana oturmaya geldiğinde kokoreç getirmiş. Benim kokoreç sevdiğimi bildiği için kokoreç varmış evde. Onlara güzel bir yerden gelmiş. Vakumlu. Sevim dedi sen seviyorsun. Aklıma geldin dedi. Getirdi. Ben de dedim bunu o zaman ben yapayım. Donmuştu. Yoksa ona da yedirecektim yapıp. Ama kısmet olmadı. Siz de deyin. Ben dedi istemiyorum. Biraz tavam ısınsın. Şöyle dilim dilim hazır vaziyette. Ne yapıyorum? Biberlerimi şöyle yeşil biber doğrayacağım. Biraz fazla kılçığım olur biberlerin diyeceksiniz. Haklısınız. Sapları. Yok yok. Çekirdekleri diyecektim. He. Çekirdeği çok aynen. Ha, çekirdekleri gitsin diyecektim. Her şeyi karıştırmaya başladık. Acaba dedim yaşlanıyor muyum? Şunları atayım yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kendi suyunu versin. Şu tahtamı kaldırayım. Öbürkü tahtamla çekirdeklerini çıkarayım. Yoksa oğlum der ki anne çekirdekleri yanar, çıkar. Diyeceğim ben de seni dinledim. Hani diyorlar ya yaş fark etmiyor. Öğrenmenin yaşı yok diye gerçekten doğru. Oğlumdan olsun, gelinimden, kızımdan öğrendiğim şeyler oluyor. Gocunmuyorum ben bunlardan ya. Mutlu oluyorum yani bir şeyler daha öğrendiğim zaman. Öğrenmenin yaşı yok. Yok yok. İnanın ki bugün de dedi kokoreç yiyelim Müzeyen'den. Kulakları çınlasın. Oturduk pazar günü biraz. Yasaklar olmasa geç gidecekti. Yasaklar olunca da biliyorsunuz 5'ten sonra her yer kapanıyor. Kadın fazla oturamadı. Onun sokağa çıkma yasağı yoktur bence. Var var, onun da var. Var yasağı var. Konfeksiyoncu o. Şeydi, yemek işi yapsa benim oğlumun yok. Sokağa çıkma yasağı. Çünkü yemek işi yapıyor. Ama konfeksiyoncuların var. Ha belki maske falan dikenlerin mesai yapanları olabilir. Şöyle biraz kısarak suyunu salsın. Ama en kısa zamanda da güzel bir bıçak alacağım. Bu bıçağın artık ömrü bitmiş. Bilenmedi. Bile... Yani... Keserken ben de sallanıyorum açıkçası. Bilenmesi lazım aslında. Hani kuvvet veriyorum sanki. Bilek şeyler oluyor yani. Pazar günü Müzeyen porselen ya bunu bileyledi. Sen görmedin, sen hasta yatıyordun işte. Ha. Tabii. Eski bileycilerden. Her kadın yani mutfakta olan bir kadın bilir. Ben de bıçakla bıçak bileylerim genelde. Öyle onu biliyoruz var. Da. Önce yeşil biberlerimizi kavururuz. Şöyle buralar temiz alabilirim. Ondan sonra domateslerimin kabuklarını soyayım. Vallahi tezgahı az önce sildim. Bir şey olmaz, bir daha sileriz. Yok. Dakika baş. Tezgahımıza değil. Yorum geliyor ya. O yüzden dedim. Kızım takılmayacaksın işte. Neden? Onların evine gitsen acaba onun tezgahı, o sözü söyleyen kişinin tezgahı acaba nasıl? Yani ben çok dikkat ederim ona. Başkasının evine giderler, beğenmezler, kendi evleri nasıl acaba? Yani insanız sonuçta ya, yiyoruz içiyoruz, kirlenecek, dökülecek, temizleyeceğiz, toparlayacağız. Bizim bu doğamızda olan bir şey. Sabah sildim, az önce sildim. Yani. Ondan önce bir daha sildim, aynen, çocuk var evde. Sürekli mutfaktayız. Yani işte rahatsız oluyorlar. Neden rahatsız olduklarını da bilen yok ama.
Bizim varlığımızdan rahatsız olmaya başladılar. Düne kadar varlığımızdan mutlu olan insanlar. İyi diyelim. Bir şey diyemiyorum artık yani. Bir şey bilmiyoruz zannediyorlar da. Çok şey biliyoruz da konuşmuyoruz. Terbiyemiz müsaade etmiyor. Kokoreçleri çekeyim bir dakika. Çünkü kokoreçler suyunu atıyor. Sen çek orayı, anlat. Suyunu salacak. Suyunu salacak ondan. İçindeki suyunu ki kızarmaya dönsün. Sonra dilimleyeceksin değil mi onu? Aynen. Evet. O küçücük kalacaksın. Hmm. Çok küçük kalacak. Bizim çeşme bayağıdır damlatıyordu da düzeltti oğlum pazar günü. Yine çeşmeye sıkmaya gidiyor. Kafa gitti oraya. Koşturmaca, hayat devam ediyor. Ramazan'a da bir şey kalmadı. 13'ünde Allah izin verirse. Samsun'a gidiyoruz. Yani oruçlarımızı akşamdan gideriz dermiş. Bilmiyorum nasıl gideceğiz o günü mü artık bir gün sonra mı? Yasak olur mu? Gece mi çıkarız? Çünkü oruçlu olacağız kızım sabah. Niyetlenip çıkacağız o zaman yola. Aynen sabah çıkarız. Niyetlenip öyle daha iyi olur bence. Oraya da gince dinleniriz. Oruç açarız. İnşallah inşallah diyeyim yine. Çünkü hiçbir şeyin hesabını yapamıyorsun. Aynen. Emineciğimizde ilk belki iftarımız olur. Çünkü hiç unutmuyorum. Babam geldi hastaydı. Çok da hasta değildi. Oğlum da nişanlanmış işte. Bir hafta sonra geldi. Kızım dedi düğününe dedi kesin geleceğim dedi. Maalesef vefat etti. Kansermiş. Ama yani nasip her şey işte. Doktorlar bunu bulamadı. Burada nerede olduğunu bulamadı. Götürdü, her doktora götürdü. Araştırmadan tut, normal hastaneden tut. Yani diyorum ya işte o yüzden nasip. Yarın gideceğiz deriz. Senetimiz bir yok. Adım öteye aynen. Senet sepet yok. Sonunda onu zaten atladı. Şok geçirmiştik. Yani. Dededen. Kısmet olmadı. Düğününü görmek çok istiyordu. Çünkü benim oğlum çok koşturdu ona. Hasta olduğunda. Şöyle bir alt dediğim onu. Bu tarafı da suyunu salsın. O zaten kendi dağılıyor Esra. Tamam. Alır suyunu saldığı hani ilk zaman. İlk defa gördüm böyle. Heh. Ben şey onun tuzunu atayım. Hazır paket almıştık ya. Kekini en son atacağım. Bütün kızarttım. Şimdi buraya çıkarıyorum. Kendi yağını saldı. Güzelce mi? Çıkarayım. Ne kadar büyüktü tavaya koyarken küçücük kaldı. Aynen. Kokoreç öyle. Şimdi burada güzel doğrayacağım. Hadi. Ben en iyisi elini bıçağını alayım. Evet. Elimi sürmeyeyim çünkü yağlı olduğu için hemen donar. Gerçi kaynar sular var. Sabunlarımız var. Ve yine de sürmeyeyim dedim. Üşendim. Çok da kıytık kıytık yapmayayım ya. Şöyle diri olsun biraz. Yok. Dik. Ne yapıyorum? Yeniden atıyorum tavama. Bunu makineye atarız. Çiğim atayım. Yeşil biberimi atayım ki önce yeşil biber şöyle renk değiştirsin. Özlesin. Yani. En güzeli de burada. Kekimi hazırlayayım pul biberimle.
Şöyle. Kokoreçte evde böyle de güzel oluyor. Yani gibi. Kokoreçte yaparmışız. Daha dışarıda yiyeceğim. Ben seviyorum. Kokoreç olsun. Kelle olsun. Kendim evde hazırlıyorum. Paça olsun. Yaparım, pişiririm. Üşenmem. Değil mi? Biz çocukken de çünkü kelle melle hep alırdık, pişirirdi annem. Ben çok severim. Paça hele. Değil çocukluğumuzda bizim, ben çok seviyorum. Esra hiç kokusuna dayanamıyor, bırak. Hatırlıyor musun? Sadece hamileyken beyin getirmiştin. He, bir daha beyin yiyemedim. Beyin haşlaması olsun. Şimdi domateslerimi atıyorum. Evet. Ne yapıyorum? Biraz öldüreyim. Ondan sonra kekiğini, pul biberini güzel atarım. Bunu genelde oğlum yapıyor aslında evde. Hadi dedim, bugün de o yorgun gelecek. O şu anda Sare ile oynuyor. Heh. Ona içeriye attık. Sare diyor, anne sen diyor git diyor. Babaannemi çek diyor. Beni kovdu. Çocuk da haklı. Azıcık şöyle şey olsun, kokusunu alsın. İster istemez kokoreç kokar evde. İşkembe de kokar. Yok be, işkembe gibi kokmadı. Onun gibi kokmaz da. Ha, benim burnuma dersen hiç kokmaz. Tabii ben bu arada ne yapayım Esra? Dur. Güzel toz makinamı getirdim. Ben dedi işte hastalık bu. Acı biber yemeden yemezsem karnım da doymuyor. Yani bir açlık hissediyorum. Bunların kabukları çok çabuk çıkıyor çünkü atıyorum böyle. Kokoreçle de gider ama. Şöyle. Kapatıyorum. Ha, biberli oluyor ama makineye atıyorum. Bulaşık makinesine çıkarıyorum bunları kalıp gibi. Ay, inanın ki dizerken bile damaklarım kaşınıyor. O derece seviyorum. Bu da burada pişsin. Evet. Biraz suyunu çekecek bu. Azıcık daha tuz atayım ben buna. Ha, şurada da var tuzum. Korkuyorum. Tuzu ben biraz fazla kullanıyorum galiba. Bunlar da tam tersi. Tuzsuz da yiyebiliyorlar. Geçen biri tuzluğumu beğenmiş. Çok mutlu oldum gerçekten. 20 senelik tuzluğum. 20 sene oldu alalı. Böyle kıyıp köşe saklarım. Değiştiririm. Öbürünü kullanırım. Öbürünü değiştiririm kırılmadığı sürece. Tabii ki kırılacak. Böyle işte. Uğraşıyoruz. Bugün de dedik kokoreç, ekmek arası kokoreç yiyelim. Bu akşam da pratik olsun. Aperatif olsun. Her zaman da tencere yemeği olmuyor. Çünkü iş yerinde de oğlumla ikimiz biraz atıştırdık. Çok da aç değiliz. Esra dersen fazla yemek yiyen biri değil. Dedim o zaman yarımşar ekmeğe iyi gideriz. Evet. Kokoreçimiz tamamdır, işlem bitti. Şimdi yarımşar ekmek arası. Biberim de tamamdır. Oh, mis gibi. Teşekkür ediyorum her şey için. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.